Sayın Vekilimde öncelikle Avrupa Azerbaycan'a bize bugün uzanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bize kısaca Orhan Büroğlu kimdir? 200 yıllar üzerinde. Ben de Avrupa Azerbaycan'a çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza başlayalım. Orhan Büroğlu kimdir? Biraz uzun bir hikaye. Biraz da çok önemli ve trajik bir hikaye. Ama tabii diye açıklamasını bu sonunda iş bir hikaye. Bu son derken Avrupa'nın temsilcisi yok. Bu temsiliyeti kendisine ufa etmek anlamında söylüyorum. Var bir dil yatırım ben. Bir sıfırların böyle bakış işte. Ama tabii hayatım boyunca bazı kısmetli dönemler var için. Ama Mardin'in 70'li yıllarından başlayarak Mardin'de sıcak bir şey geçiyor. Ama 70'li yıllarda bunu yapan siyasi tarihler, Mardin'in bu temelde biraz da çocuğunun tamamen ilişkiler değildir. Diri edebiyatı okuyor. Sonra yap sesini de söylüyor. Yani sesini sesini. Onu da öngörür. Çok büyük bir eğitim. Sen böyle sesini sevdiğin. Siyasi yasağında bu yılında, yani 2015 yılında, son yılda geldi, 2015 yılında Ocak ayında sonra geldi. Ve o zaman da hakikaten ara oldu. O ülkeye öleceğiz ama şey, o biyografiyi biraz da şey yazı ve gazeteciliğine baktım. 2000'li yıllarda başlayarak oluşmuş bir yıl. 2000'li yıllarda Radikal Pazar Ekibi'ne bu çok büyük bir yayında. Çünkü Türkiye'nin bütün entelektüel kesimlerinde burada son 2006-2007'ye kadar çıktı. Daha sonra Taraf Gazetesi yayınlandığında Taraf'ta Kuşa yazarlarına başladı. 5 yılda orası da oldu. Sonra tamamen fikri sebeplerden Kuşu oldu 2012 yılında. Kuşu 2012 yılında bir Kuşu bu arada 2000 ve 2013 yılına kadar, 2013-14 yılına kadar yani yaklaşık 12 yıl içerisinde 9-10 kitap yazdı. O kitapların türü de Kürt meselesine ilişkin ama içlerinde özel bir kitap da var ki o da Mardin Yıldız'ın 1915 yılında. Biraz da benim çocukluğuma bir değişik şeyler var. Affet bizi Mardin Yıldız'ın
farklı ve çok da yasak. Bir kapital okulu, bir kitabın satış şeklinde bir hikaye listelerdi. Liste başlıyor. Kısacası böyle ama bu arada tabii unutmamak lazım. 1999'da Yavrum Sıkat Mahallesi'nin siyaset yasağı bitince Erman Hadep ve daha sonra kurulan yine çünkü çok evet, yani parti kapatıldı. Hadep kapatıldı, yerine orada da yani başkan Demokratik Toplum Kongresi ve partisi doğdu. Demokratik Toplum Partisi ve o en sonunda 2007'de partinin oynamalar rağmen yine Anayasa Mahkemesi 5 yılında siyaset yasağı. Oradan da? Oradan, evet. Oradan da 5 yılında siyaset yasağı. Bir konuşma işte oysa Anayasa Mahkemesi'nin partiyle ilgili verdiği karar kararını ben partimle sahibim. Zaten çok bağımsız. Gazeteciler evet. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Musa Anter'in öldürülmesi olayından sonra Musa Anter'in katili yakaladığımız, sizin yakaladığınız yönünde bir açıklamamız oldu. Bu konu hakları tabii bir görebilir misiniz? Nasıl bir yani merak edenler için bir şeyin önceliği olabilir. Kuşatmanın önceliği olabilir. Bu hikayenin tamamı. Yani bana ait aslında. Benim yaşamımda, benim kanımda, olay gecesi. Musa benim hatta kitabın içinde yer alan bir bölümler var. Kısa bir biyografisi, yazarlıkla, Türkiye, edebiyatı, Türkiye'de bakarsın, ne ifade ediyor vesaire. Onu anlatan bir kitap var. İşte, evet. Şapalı Yurtlar'ın Musa Karşı. Evet. Tabii kapı zanlısı. Tabii ya. Ama çok düşünüyor. Şüphel var. Şüphel var. Tabii olay gelmesi onlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Saçlar için. Tabii Aydan. Olay tarihinde zaten bu bir kişi 30-20 yaşında. 20-20 düşünebiliriz. Tabii aradan bu kadar zaman geçti. Yani bizim olarak çok değişti. Ama onu olay gecesi önce de onunla birlikte yaşayan Aydan geldi. Cinayeti işledikten sonra da bir süre Aydan şey üzerinde yani o dönemde ait fotoğraflarını da kitabı kaçak karşımızda sabah gazetesinde Anadolu Şimşek ve de Zafer Dağı'nın sabah gazetesinde bu arkadaş Ahmet Esafi'nin bir şey gazeteci bu merak üzerinde bir suydu ve tabii bunun sonunda soruşlarında bana benim lafımcılar. Ben de tabii o sözün içerisinde yalandım. Onun hikayesi bu sözü verildiğim kitapta tamam, var zaten. Tamam. Ben de niye gündeme geldi? Şu neden gündeme geldi? Meclisler ve Ruhu Bakanı'nın konuşma yaparken HDP'den bir şeyler oldu. Daha haklılar. Zaten şimdiden uzun bir şeyler. Musa Anter yani işte meselesi. İşte Beyaz Toros'ta Sayın Başbakan'ın Van'da yaptığı konuşmadan yola çıkarak haksızlara bir eleştirileri oldu. Ben de cevap olarak tekrar söyledim. Evet. Dedim ki Usantin Patrizalesi'ne yakalattığımız gün ve bu insanlar o kampiyesine geldiğinde hiçbirimiz yok. Yok diyoruz. Yani ki bir adamda büyük adamda bu siyaset geçen hafta içerisinde, sanıyorum geçen hafta içerisinde Türkiye Millet Meclisi'nde konuşmanız sırasında HDP milletvekillerinin Kürt yasalaşmaları söz konusu oldu. Sizce Mark deyimi ne ifade ediyor? Mahkum olmayan Kürt ne ifade eder sizce? Ne anlamda size böyle bir suçlama yapıyor? Onlar tabii şey olsun, yani yasalaşma gibi. Yani onlar tabii bu makbul, Kürt'ün makbul bir şey olduğunu falan düşünerek söylemiyorlar. Evet. Yani ben tabii konuşmanın onların çıktığı anda da sarstı. Rahatsız etti. Yani sarstı yani. Siyasi olarak sarstı. Çünkü onların biraz kendi gerçeklerini ve yüzleşmelerini sağlayan bir konuşmaydı. 10 dakika içerisinde bu kadar yapılıyordu. Ama galiba etkili oldu ki o konuşma. Benden sonra konuşan hem Sayın Sancar hem Sayın Bayırken
o zamana kadar pek göstermedikleri bir sükunet ortaya koydular. Ve bence bu demesi o, evet, yani o konuşmanın amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Sadece bu bakımdan da değil, o konuşma aslında benim taraflarla konuşulması olabilir. Çünkü hani başım noktasından bir insanın kalkıp bazı gerçekleri o kürsüden söylemesi. Yüzlerine aykırması. O olarak olabilir ama Batı'da da çok iyi kesinlik yarattı. Zannediyorum bu tür gerçekleri yüz yüze paylaşmak, söylemek, buna dair konuşmalara ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yaratılmakta yarar var her şeyde. Evet efendim. Sayın Giroğlu, 7 Haziran seçimlerinden sonra Güneydoğu illerinde terör olaylarının artması ve sonrasında hükümetin tavrının sertleştirilmesi neye bağlı? Ya hükümet tabii yani sertleşme kararını bir daha açıklanacak bir şey yok aslında. Yani, kamu güvenliği söz konusu. Evet. Bu kamu güvenliği aslında Haziran seçimlerinden önce ve sonra sarsılmış bir güvenliği. Yani ortaya çıkmış bir problem değil. Bir kere biz bunu aslında çözüm sürecinin başladığı tarihte hissetmeye ve görmeye başladık. Yani genel olarak hem Türk'te hem Türk'te seçim sonrasına bağlamamak gerekiyor. Aynen yok. Seçim sonrasına pek ilgisi yok. Yani şimdi ortaya çıkan birçok gerçek bize şunu gösteriyor ki bugün bu Hendek meselesinde oluşmuş politika aslında o günlerde zemini atılmış bir politika. Kesinlikle. Yani çok değerli bir gazeteci arkadaşımız Abdülkadir Konuksever, Cezire medyası için bir röportaj yaptı. Sudan ayrılan bir takım ailelerine, ki o aileler isimlerini falan da gizliyorlar. Evet. Abdülkadir'in bir sorusu vardı, benim çok dikkatimi çekti. Bu ailelerden birisine soruyor, bu Sudan'daki hal ne zaman başladı? Nasıl oldu da siz bir gün bir baktınız ki etrafınıza hendekler basınca ve bu hendeklere bu bir tuzakları, bombalar vesaire yerleşmeye, mahallelere, semte silahlı insanlar geldiğini düşünüyorlar. Onlar da çok ilginç, çözüm sürecinin başladığı günlerde ilgili diyorlar. Çözüm süreciyle birlikte başlıyor. Tabii, çözüm süreciyle birlikte başlıyor. Yeni değil yani. Tabii. Ve diyorlar ki çözüm sürecinde bir baktık ki, hiç o zamana kadar bizim mahallemizde ikamet etmeyen etrafın insanlar da bu insanları biz tanımıyorduk. Sonra insanların sayısı çoğalmaya başladı. Sonra bunlar işte hendek kazmaya başladılar. Sonra bizi bir araya toplayıp işte talimatları yağdırmaya başladılar. Sonra silahlar gelmeye başladı. Sonra bombalar vesaire. Yani bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla herkes bunu hani Haziran seçimlerinde HDP ile HDP arasındaki ilişkiler bağlamında yorumluyor. Bir yönüyle de işte hükümet çok haksız bir biçimde savaş çıkarmakla falan suçladı. Ama aslında tam tersi bir durum var. Yani Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablo şuydu bence bu hareket aslında. 80 milletvekili önemli bir şey. Yani Türkiye'nin tarihinde ilk defa baraj açıldı. 6 milyon üstünde oy alınıyor ve kendisine güçlü bir siyasi temsiliyet. O bu siyasi temsiliyet tabii demokratik bir temsiliyet. Açık, şeffaf, anayasanın güvencesi altında olan bir temsiliyet. Tabii bu elinde silah tutan güçlerin kabul edebilecekleri bir şey değil. Çünkü eğer bu temsiliyet güçlenecekse... O da merası. Tabii ki. Bu temsiliyet güçlenecekse bu bir faktör. Bu tek faktör değil. Bu temsiliyet, meclisteki temsiliyet güçlenecekse o zaman dağa ve dağın gücüne ne ihtiyaç var? O zaman şiddete ve teröre ne ihtiyaç var? Dolayısıyla orada sert bir müdahalede bulundu bence PKK'yı yönetenler ve bu harekete inananların, bu hareketi işte destekleyenlerin yüzünü bir anda ortadaki meselelere, bir anda işte hem de çatışmaya, her şey alanı yapabiliriz. Devrimci halk savaşı başlattığımızda ve bu devrimci halk savaşı ben çok yazdım. Türkiye'ye karşı ilan edilmiş bir savaş olduktan öte aslında bizzat HDP'ye karşı ilan edilmiş bir savaştı. Çünkü HDP'nin siyasi varlığı bu şekilde kurulmuş olsaydı bu bence PKK'yı önemli oranda rahatsız edecek. Şimdi bir ağrı mı yiyor efendim? HDP'nin yani güçlenmesi... PKK'yı çok rahatsız eder. Tabii. Rahatsız etti değil mi yani? Bu kesin... Bu kesin bir şey. Çünkü bu rahatsızlığın sebeplerini bilmek lazım. Nedir bunun sebepleri? Çünkü başından beri elinde silahı tutan insanın sözü geçtiği bir hareket. Ama şimdi ama bu ne zaman bu? İşte bu hareket meclise temsil edilmediyse, sokak muhalefeti yaptığı zaman oluyor. Ama şimdi bir anda baktık ki
Meclis'te 80 milletvekili var ve artık herkes hadi buyurun bakalım ne yapacaksanız buyurun şimdi yapın. AK Parti ile bir işbirliği yaparsınız, CHP ile bir ama önümüzde güçlü bir dönem var demeye başladı. E burada tabii siz şiddet ve terör üzerine siyasi bir tahayyül yaparsanız o zaman ne olacak? Size oy veren insanlar bile karşı çıkacak. Nitekim şimdi bugün işte okuyoruz, çeşitli yorumlar var ama zaten bunu görüyoruz, yorumlar olmadan da görüyoruz. Evet. Özellikle HDP'yi Haziran seçimlerinde ve Kasım seçimlerinde destekleyen, başta Doğan medya grubu olmak üzere büyük bir dönüş yapmış durumda. Yani biz sizin Türkiye'leşme çabalarınıza, biz sizin demokratikleşme çabalarınıza değer verdik. Size işte bizden bazıları oyu da verdi, destek de verdik ama siz maalesef bizi yani şöyle düşünürdünüz, ihanete uğradık galiba gibi bir hissiyata sevk ettiniz. Bunu yani Doğan Bey'in özellikle köşe yazarları falan çok söyledi. Dolayısıyla şu noktaya geldik. Yani işte Türkiye'de bu kesimi özellikle Türkiye'de destekleyen, Kürt olmayı destekleyen insanlar bugün büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ama bu hayal kırıklığı sadece onlar yaşamıyor. Bence HDP'yi son 20-25 yıla, 90'lı yıllardan bu yana destekleyen seçmen de hayal kırıklığı yaşıyor. Ve kamuoyu araştırmalarına göre bugün bir seçim olsa Türkiye'de HDP %5-6 arasında bir oy olacak olabilir. Teşekkürler. Şey